Yeni bir yemek tarifi videosundan hepinize selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Efendim bugün yine dopdolu bir tezgahla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Kayseri'nin meşhur yağlamasını yapacağız. Yanında da güzel bir Kemalpaşa tatlısı düşündüm. Hazırsak tarifimize geçelim. Malzemelerimin hepsi burada. Bunları hem tarif içerisinde sizlere söyleyeceğim hem de açıklama kısmına yazacağım. Hadi hep beraber tarife geçelim. Yağlamamızın hamurunu karmaya başlayalım. En başta 2 su bardağı sütümüz var. Kabımızın içine koyuyoruz. Daha sonradan 1,5 su bardağı ılık su. Bir yemek kaşığı toz şeker. Bir tatlı kaşığı tuz. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir paket maya. Şimdi mayanın çözülmesi için yavaşça karıştıralım. Mayamız güzelce harcımızın içinde çözüldü. Şimdi ununu yavaşça kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Daha sonradan ekledikçe karıştıracağız. Kıvam alana kadar, burada yaklaşık 1 kilo kadar unum var benim. Kıvam alana kadar kontrollü bir şekilde ilerleyeceğim. Artık yavaş yavaş hamurum kıvamına gelmeye başladı. Bunu biraz daha böyle yoğurduktan sonra bir köşeye dinlenmeye alıp daha sonradan da Kemalpaşa tatlısına geçeceğim. Bir saat kadar dinlendireceğim. Hamurla işimiz bitti. Şimdi güzelce üstlerini kapatıp bir köşeye alacağız. Bir saat sonra hamurumuzu bezeler haline getirip yağlamamıza geçeceğiz. Şimdi gelelim Kemalpaşa'ya. Bir o kadar basit yapması ve bir o kadar da lezzetlidir. Ne gerekiyor? 2 litre suyumuz var burada. 1 kilo 600 gram şekerimiz var. Bir yarım da limonumuz var. Şimdi tarifine geçelim. Ocağımızın altını yakalım. 2 litre suyumuzu tenceremize boşaltalım. Bu tam 2 litre almıyor. 2 bardak da sonradan ekleyeceğim. Evet, şu an tam 2 litre suyumuz oldu. Şimdi yavaşça kaynamasını bekleyeceğiz suyu. Daha sonradan şekerini ve limonu koyacağız. Suyumuz yavaş yavaş ısınmaya başladı. Dilerseniz biz de şekerimizi içine koyup yavaştan karıştırmaya başlayalım. Şöyle yavaş yavaş koydum. Ve şekerin çözülmesi için karıştırıyorum. Suyumuza birkaç damla da limon döküyoruz. Ve kaynamasını bekleyip Kemalpaşa tatlılarını içine koyacağız. Şerbetimiz hazır hale geldi. Artık Kemalpaşa tatlılarını içine yavaş yavaş koyabiliriz. Böyle tahta bir kaşık yardımıyla bir 15-20 dakika kadar kısık ateşte, hatta ateş altını da kısalım. Bunları pişireceğiz. Daha sonradan bunun sunumuna geçeceğiz. Tatlımız oldu. Şimdi yavaş yavaş ben birazını aldım tabii içinden. Şöyle bir elek yardımıyla diğer kabının içine aktarıyorum. Bu işlemde tatlının dağılmamasına dikkat ederseniz iyi olur. Daha güzel, daha hoş görünümlü bir sunumunuz olacaktır. Şimdi Kemalpaşa ile işimiz bitti. Artık yağlamamızın harcını yapmaya başlayalım. Ben ilk başta sebzeleri doğrayacağım. Daha sonradan kıymamı kavuracağım. Siz farklı şekilde de yapabilirsiniz. Evet,
sebzelerimizi doğradık. Şimdi geldik hamurumuzun başına. Bakın ne güzel şişmiş. Şöyle bezeler haline getireceğiz bunu. Attıktan sonra şöyle tavamızın içine atıp belli bir süre pişirdikten sonra bir arka tarafını pişiriyoruz. Daha sonra da işimiz bitiyor. Hamurumuzu yaptıktan sonra şimdi artık harcımıza geçebiliriz. Şöyle bolca yağ koyalım ki adı üzerinde yağlama olduğu belli olsun. İlk başta kıymamızdan başlayacağız kavurmaya. Daha sonra sırasıyla soğan, biber, domates, salça ve son olarak da maydanozumuzu koyacağız. Şimdi tavanın ısınmasını bekleyeceğim ben. Daha sonradan sizlere aşama aşama göstereceğim nasıl olduğunu. Yağım kızardı. Şimdi ilk başta kıymamızdan başlayalım. Burada 600 gram kıyma var. Siz isterseniz çoğaltabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Ben 5 kişilik bir yemek yapıyorum şu an misafirlerim olduğu için. Siz de az kişi yaparsanız 400'e düşürebilirsiniz, 200'e düşürebilirsiniz veya daha fazla olursa 1 kilo ve üzerine de çıkabilirsiniz. Kıymamızın güzelce suyunu çektirdikten sonra soğanları ekleyip kavurma işlemine devam ediyoruz. Soğanlar da kendini bıraktıktan sonra biberlerimizi ekliyoruz. Bir müddet de biberlerle de beraber bunları haşlayacağız. Şimdi içine salçasını verebiliriz. Salçayı da kokusunu alsın diye biraz daha kavuracağız. Salçamız da güzelce piştikten sonra domates suyumuzu ekliyoruz ve tekrardan pişmeye bırakıyoruz. Son olarak da içine maydanozunu koyduktan sonra artık işimiz bitiyor. Birazdan ekmeğin içine sürmeye başlayacağız bu güzelliği. Evet, şimdi ekmeklerimizi yağlamaya başlayalım. Şöyle ilk başta şöyle batırıp güzelce yağından verip daha sonradan şöyle yaydıra yaydıra her yerine kıymasını verelim. Benim toplam 15 kat yaptım ben. Başta da dediğim gibi siz isteğe bağlı çoğaltır ve azaltabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Bakın yine mükemmel bir tarifle daha kapanışımızı yapıyoruz. Çok güzel oldu. Şöyle bakın. Şöyle de bir gösterelim. Evet, şimdiden hepinize afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, esenle kalın. Hoşça kalın.